Merhaba arkadaşlar, YKS dil sınavı öncesi hangi sorudan başlamalı, zamanı nasıl kullanmalı üzerine bir çalışmamız olacak. Şimdi tabii YKS dil ile ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. 3 farklı akademik sınav var biliyorsunuz. Bunlardan biri YKS dil, YÖK dil, YDS de var. Sorular hepsinde 80 soru olduğu için arkadaşlar, ve akademik olduğu için de beraber kısa bunlarla ilgili bir bilgi verme gereği duyduk. Şimdi YKS dilde tabii bütün soru tipleri var. Yani örneğin diyelim ki YDS'de duruma uygun düşen ifade yok ya da YÖK dilde diyalog yok, duruma uygun düşen ifade yok, eş anlamlı cümleyi bulma yok ama YKS dilde bunların hepsi var. Az veya çok bir şekilde bunlar var. Şimdi 80 soru. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Süre daha da az. Yani 120 dakika. 80 soru 120 dakika. Diğerlerinde birer saat fazla olduğuna dikkat edin. YKS dilde süre biraz daha kısa. Ya da YDT. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Nereden başlamamız lazım? Onunla ilgili size kısa bilgiler vereyim. Şimdi tabii öğrenci aslında direkt başlarken hemen kelimeden başlayabiliyor. Bu arada buradaki sıralamada da bir iki soru değişikliği gösterebilir. Yani 1 ile 8 arası aslında kelime ve zaman sorusu. İşte model sorusu ya da diyelim ki kısaltma sorusu. Burada geri kalan 14 soru içinde yani 9-15 öyle diyelim. Bunun içinde close da var arkadaşlar. 20'ye kadarki kısımda ne var arkadaşlar? Bağlaç var. Edat var ağırlıklı. Devamında işte cümle tamamlama sorusu, çeviri sorusu 12 adet. Bunların sıralaması fark ediyor. Şimdi mesela paragraf burada şurada olması lazım. Yani paragraf soruları aslında işte 29 ile 43 arasında. Biz burada tek bir soru tipinin hepsini yazdığımız için hangisinde ne kadar olduğunu gösterme açısından. Nereden başlamak lazım? Arkadaşlar her sınavda tabii öncesinde bir okuma parçası var yapacaksınız sınava girmeden ama ısınmak amacıyla. Sınavda da ısınma ihtiyacı vardır. Yani yerinizde olsam direkt olarak kelime sorularından başlamam. Çünkü orada bilemeyeceğiniz kelimeler yüzünden sadece kelime sorusu bakımından değil cümlesini de çeviremediğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız. Ne yapalım? Bana kalırsa öğrencinin işini kolaylaştıracak bir şey. Yani çeviri sorusu. Neden çeviri sorusu? Veya nasıl çözelim? Çeviri soruları 12 adet ve hızlıca bunları çözüp rahatlayabilirsiniz. Daha doğrusu sonraki sorulara farklı bir moralle başlayabilirsiniz. Burada aynı zamanda kelime, edat, bağlaç, zaman, anlam bakımından da bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. Nasıl çözelim? Hemen kısaca bir örnek vereyim. Çeviri sorusu. Arkadaşlar çeviri sorularında tabii bizim yani çeviri soruları için bir tekniğimiz var. Yani her bir soru nasıl çözülmesi gerekiyor? Bunlarla ilgili bir tekniğimiz var. Çeviri sorularında aslında şöyle bir şey kısaca bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Çeviri sorularında teknik çözüm önemli. Yani fiil ve bağlacı esas alacaksınız. Bazen olmazsa olmaz bir yapı bulacaksınız. En fazla bir dakika ayırmak lazım. Detay bakarsak yani bunlarla ilgili tabii ki Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe'de mantık aynı. Ama bunlarla ilgili detay bakılabilecek şeyler de var. Yani örneğin bu şekilde işte fiilin zamandan ziyade anlamı önemli. Aktif pasive bakmak lazım. Pasif yapı nasıl karşımıza çıkar? Sıfat cümleci varsa gelen giden oynayan dediğimize dikkat edin bunlara. Örneğin koordineli bir bağlaç var mı yok mu? Olmazsa olmaz yapılar bazen sıfat bazen bağlaç bazen zarf olabiliyor. Bunlar da tabii ki önemli. Ama en önemli olan şey şudur unutmayın. Siz sınava hazırlandığınızda benim ki soru çözeceğiniz zaman hızlıca bak hızlıca bir iki teknik üzerinden gidin. Nedir? Mesela buradan başlayalım isterseniz. Diyelim ki bağlacı çizdik. Fiilimizi çizdik. Bir fiilimiz daha var burada, değil mi? Dağıtma, disperse, conduct. Conduct nedir arkadaşlar? İletmek.
Yani aktarır, dağıtır, iletir, ilettiği için. Havadan daha iyi. Yani su havadan daha iyi bunu ilettiği için. Dolayısıyla ilettiği için balıklar daha az neye güvenir? Şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada asıl olarak ana fiili bulacağız. Bağlacın fiilleri ana fiil sayılmaz. Özellikle fiille birlikte çevrilen bağlaçların fiilleri ana fiil sayılmaz. Mesela ana fiilimiz burası. Yani bizim aslında bakmamız gereken şey güvenir. Güvenir ifadesi kaç yerde var? Hızlıca ne yapmak lazım? Onları çizmek lazım. Ama daha çok ifadesi de var burada. Aslında oradan da mesela C şıkkına gidebiliriz. Daha iyidir olmaz. Suya güvenir. Bunu da çizelim. Güvenir dediğimiz için sadece önce ona bakalım. Sonra ne yapacağız? Mesela dır için anlamına bakacağız. Yani burada diyelim ki because olmasından dolayı dır için. Bakın burada er rağmen yazıyor. Bakın burada evet daha iyi ilettiği için değil mi? Bu da var. Yani bu da olabilir. Daha iyi ilettiği için. Ve burada da arkadaşlar yine daha iyi olduğu için, better'den daha iyi olduğu için ve burası da bakın more daha çok burada geçiyordu. Olduğu için bunun karşılığı var. Yani olma ifadesi daha iyi. Mesela dağıtmakta, elektriği iletmekte, değil mi? Sesleri iletmekte bunlardan daha havadan daha iyi olduğu için birebir sanki C'nin karşılığı. Ve bakın devamında şuna da bakalım. Burada da acaba var mı öyle bir bağlaç? Tat alma ve koku alma duyuları göme duyularına göre daha gelişmiş. Gelişme ifadesi yok. Dikkat edin. Bunu da ediyoruz. Ve bir de dı için ifadesi bu birinci cümle limiti çevrilmiş. Yani E şıkkını elemiş oldu. Geriye kalan sadece ne oldu? Bu ikisinden. Yani BC. Peki öznemiz ne? Su. Su iletmekte, dağıtmakta ve iletmekte. Yani bunu aktarmakta, dağıtmakta ve iletmekte. Dolayısıyla su öznemiz olduğu için de bir tek cevap ne olur? C şıkkı olur. Belki bir iki kelime daha bulursunuz. Belki bir iki detay daha bulursunuz. Ama bunun ötesinde çok da fazla ne yapmak lazım? Yapmamak lazım. Çok da üzerinde durmamak lazım. Yani çeviri sorularını aslında teknik çözüyorsunuz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Mesela Türkçeden İngilizceye bir tane soru bakalım arkadaşlar. O sorular da İngilizceden Türkçe'ye göre biraz daha zaman alan soru tipleridir. Çünkü onlar da yani çok fazla pratik yapılmadığından kaynaklı. Şimdi burada da mantık aynı. Önce öznemizi vuracağız. Yazı genellikle ekonomik ve idari kayıtları tutmak ya da dini amaçlar için farklı kültürde bağımsız olarak gelişti. Yani yazı gelişti diye bakacağız. Gelişti diye tek bir tane fiilimiz var. Bir de ya da var. O da önemli. Peki ya da hepsinde olmayabilir mi? Evet. Mesela ben şöyle göz ucuyla baktığımda örneğin D şıkkında ya da yok. Örneğin diyelim ki E şıkkında ya da yok. Yani bu ikisinden de yani sadece bu kelimeden de eleme yapılabilir. Bakalım genellikle kullanılan, iyi de kullanılan ifadesi geçmiyor ki hiçbir yerde. O yüzden zaten bunu eliyorum. İki cümlenin öznesi aynı olunca biri kısaltılabiliyor. Writing evet özne ama kullanılan ifadesi ana cümlede var mı? Yok. Yazı genellikle kullanıldı ama kullanıldı mı yoksa yazı gelişti mi? Bağımsız olarak gelişti. İsterseniz kelime kelime bunları ne yapabilirsiniz? Eşleştirebilirsiniz. Farklı kültürlerde mesela bakın genellikle ifadesi bakın ekonomiyi ve değil mi? İdari kayıtları tutmak için ifadesi. Ya da var mı? Ya'danın da karşılığı var. Ve dini amaçlar için purposes ve hepsinin karşılığı isterseniz var. Yani ama biz çeviri sorularını böyle detaylı çözmek için çözmüyoruz. Biz
teknik çözmek için. Bakın normalde teknik sadece bu sorularda çok sık bir şekilde kullanılabilir. Ama onun dışında her bir soruya ayrı bir teknik çok da yanlıştır. En öncelikli olan şey kesinlikle okuduğunu anlama kısmıdır arkadaşlar. Yani hızlıca çeviri yapıp okuduğunu anlama. Geri kalan küçük teknikler, diyelim ki zaman sorularında anlatacağız. Diyelim ki zamanla ilgili bir detay çıktı. Bunu görmezden mi geleceğiz? Böyle bir şey mümkün değil. Ama yine okuma anlamaya ve hızlı okuma anlamaya dayalı. Yıl boyunca çok okuma yapmamışsanız, moraliniz bozulmasın, tekniklerle sınavı geçemezsiniz. Yani çözüm teknikleriyle ilgili çok çok farklı şeyler var söylenir ama bunların %80-90'ı işe yaramıyor. İşe yarayan kısım tabii ki %10'luk bir kısım var ama %90'lık kısmını kapsayan şey kesinlikle okuma anlamadır. Hızlı çeviridir. Fiili bağlacı hemen çizmektir. Peki arkadaşlar bundan sonra hangi sorulara bakalım? Yani biz çeviri sorularını çözdük. Biz şimdi artık kelimeye başlayabilir miyiz? Yine kelimeye başlamayın. Yine daha fazla kelime öğrenebileceğiniz, hatırlayabileceğiniz, aslında kolay olan, anlamaya dayalı soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Burada belki diyalog hemen olabilir. Belki duruma uygun düşen ifade olabilir. O tercih sizin. Biz ne yapalım arkadaşlar? Biz hemen mesela duruma uygun düşen soruları arkadaşlar bakalım beraber. Ondan sonra hemen 54'e gelelim cengaverler. Arkasından diğer soru tiplerine bakacağız. Diyalogta çözeceğiz ama duruma uygun düşen soruları çözerken neye dikkat edeceğiz? Onlara da beraber bakalım isterseniz. Arkadaşlar bu tür sorularda şimdi bizim öğretme yöntem mantığımızda hep şey var. Biz diyoruz ki hızlıca Türkçe olarak cümleyi çevirin. İngilizcesini okuyup sonra Türkçesini düşünerek zaman kaybetmeyin. Çünkü zaten süre kısa. Bunlara da ortalama 1-1,5 dakika falan zaman ayrılması lazım. 120 dakikada bazen sınavı 2 defa okuma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Evet sadece bir teknik olsa bunu gördüğünüzde şunu cevaplayın deseniz belki bu şekilde 120 dakikada bir defa okuyarak geçebilirsiniz. Ama bu mümkün olmuyor. Cümleler uzun çoğu zaman, yüzeysel bir çeviri ve anlama dayalı. Bilmediğiniz kelimeleri hızlıca geçin, üzerinde durmayın. Çünkü çok fazla kelime düşündüğünüzde, daha doğrusu bilinmedik kelimede takıldığınızda kafanız karışabilir. Hemen bakalım. Biraz tabii bazen şöyle diyorlar. Sondaki şu kelimeye bakın, bundaki şu kelimeye bakın. Böyle bir şey yok. Evet bazı kelimeler önemli ama hangi kelimeye bakacağınızı nereden bileceksiniz? Zarf sıfatlar evet etkili ama bazen baştaki sıfat zarf etkili, bazen ortada. Yani bu da bir zarftır. Bu da bir zarftır. Ya da bu da bir sıfattır. Ama yine genel olarak cümlenin anlamına bakmakta fayda var. Bir iki tane teknikle çözebildiğinizi düşündüğünüz sorular için sakın böyle çok kendinizi motive etmeyin. Tamam ben bu teknikle çözerim ederim. Yine bir daha söylüyorum. Okuma anlamaya dayalı bir çalışma her zaman daha etkili olacaktır. Değerli arkadaşlar, komşunuz ne yapıyor? Arabasını daha doğrusu nereye park ediyor? Sizin binaya ayrılmış olan yere park ediyor. Yani kendi alanı kullanmaktansa den ziyade sizin bina için ayrılmış olan yere arabasını park etmeye devam ediyor. Sizin, ya tabii sizinki ona daha uygundur. Uygun olduğundan dolayı. Ve sizce kibarca hatırlatıyorsunuz onlara ki diyor onların park alanı olmadığını ve hatta bir apartman yöneticisine bunu hatırlatıyorsunuz. Siz hatırlatıyorsunuz. Ama onlar just do not seem to care. Çok da dikkate almıyorlar. Tamamıyla bu noktadan bundan dolayı siz kızıyorsunuz ve apartman yöneticisine gidiyorsunuz ve diyorsunuz. Kızıyorsunuz ve yöneticiye gidiyorsunuz. Bak anladığınızda bütün şıkları okumak zorunda değilsiniz. Anladığınızda hemen burada bakın tabii ki son iki cümlede sıfat zarftan yola çıkacağız ama burayı anlamadan olur mu? Yok. Benim yeni komşularım park alanımı kullanıyorlar. Lütfen söyler misiniz onlara bir daha kullanmamalarını? Bu sanki ilk söylemdi. Yani ikinci değildi. Dolayısıyla bu olmaz. You have got to do something else. Yani bir şeyler yapmalısınız. Bu durum beni delirtiyor. İşte siz çok kızıyorsunuz ya. Bu kelime onun karşılığıdır. Açıkça onlara hatırlatmak yeterli değil. Çünkü daha önce söylenmiş. Değil mi? Siz söylemişsiniz daha önce bunu. O yüzden bir daha
söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz veya söyletme ihtiyacı hissediyorsunuz ve kızıyorsunuz. Şimdi alıp bütün soruları biraz çözelim arkadaşlar. Şöyle yapın değil. Biz sınavda birkaç teknik hızlıca verip, yani daha doğrusu bu videoda hızlıca birkaç tekniği verip işinize yarayacak bazı noktalara değinmek istiyoruz. Ve nereden başlayacağınızla ilgili üzerinde duruyoruz. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla peki C, D, E'yi okumak lazım mı? C, D, E'yi okumayın. Eğer ki vaktiniz çoksa neye zaman ayıracaksınız? En çok takıldığınız soruya zaman ayıracaksınız. Yani diyelim ki soru işareti bırakın, burada sıkıntı varsa döner bakarsınız. Ama onun dışında vaktimiz yok. Yani çoğu öğrenci, bakın, eğer ki zor cümleler, karmaşık cümleler, uzun farklı alanlardan seçilmiş cümlelerle pratik yapmamışsa, okuma yapmamışsa, bu öğrenci zaten 40. 50. sorudan sonra süresi bitmiş oluyor. 50 sorudan kaçı net çıkar? 20-30. Kazanır mı? Zor. 80 soruyu okuyarak anlayarak yapan öğrenci kazanır mı? Yani 15-20 yanlışı çıksa ne olur? Kazanır. Burası çok önemli. Yani hızlı okuma, anlama çok önemli. İkinci sorumuz bu. Tabii dediğim gibi belki de siz diyalog yapacaksınız. Ama yani anlamanıza, hani fiil bağlayıcı çizere gidiyorsunuz ya, biraz daha böyle okuma anlamada işinize yarar. Çünkü kelime soruları veya diyelim ki bağlaç eda soruları önceden bir pratiği yapılmışsa, önceden bir ısınması yapılmışsa çözülmesi çok daha kolay arkadaşlar. O yüzden yani direkt olarak böyle hiç antrenmansız sahaya çıkmak gibi kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Hemen devamındaki diyalog sorularına bakalım. İşte 44'e gelelim. Diğer sorularda arkadaşlar var. Ama sırayla hepsine kısaca bakacağız. Birer soru, ikişer soru çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen bunu çözelim. Biraz daha kısa olsun. Sizin de işinize gelebilecek, kolay olsun. Hızlıca çözelim. Değerli arkadaşlar, diyalog sorularında 1 dakika, 1,5 dakika en fazla zaman ayırmak lazım. Nasıl çözmek lazım? Diyalog sorularında şöyle bir şey var. Tabii bütün sınav için geçerli. Şimdi siz sınava giriyorsunuz, sınavda bilinmedik kelime çıkacak mı karşınıza? Ne kadar çok kelime çalışırsanız çalışın, çıkması muhtemeldir. Çıkacak olan, yani bilinmedik kelimeyi çok kafanıza takarsanız ne olur? Çözebileceğiniz soruyu da çözemezsiniz. Ne yapmak lazım? Görmemezlikten gelmek lazım. Yani asıl bildiğiniz kelimelerden yola çıkarak bunu çözmeye çalışmanız lazım. Bir sohbet havasında iki kişi konuşuyor, sohbet var. Birinin sorduğu soruya öbürünün cevap vermesi söz konusu ya da onu dikkate alması söz konusu. Ama bu illaki böyle teknik kurallarla, işte do you play sorduğunda yes I do olması gerekmiyor. Aklınıza bulunsun. Bu bir sohbet diye bakıyoruz. Bunlarla ilgili de var mıdır çözüm yöntemleri? Tabii ki arkadaşlar. Mesela hemen burada diyalog sorularıyla ilgili kısma beraber bakalım. Bakın. Karşılıklı konuşmada sorulan soruya cevap mutlaka vardır. Zamirlere dikkat, referans kelime bakımından bu önemli. Hızlı okumak lazım. En fazla diyoruz ki 2 dakika. Detay çözümler var. Bizim Sınav Nasıl Çalışılır adlı kitabımızdan bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda önceki yıllardan da soru çözümleri burada var. Ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu arada var. Sayfamızdan da bunu söyleyelim arkadaşlar. Sayfamızdan şeye ulaşabilirsiniz, PDF ders notlarına, kısa kısa ders notlarına, videolarına ulaşabilirsiniz. Bunlar da önemli cengaveriler. Şimdi burada da tabii ki detaylı bazı teknikler var ama en çok dikkat ederseniz referans kelime. Yani soru sorulduğu zaman ve cümle bir şey söylediğiniz zaman cevap verilecek cümlede önceden sorulan ve söylenen cümleyle ilgili bir ipucu, bir kelime, bir refere eden bir kelime olma ihtiyacı. Dolayısıyla biz ona göre gideceğiz. Bu da önemli. Şimdi bakın, mesela burası için konuşuyorum. Ben çok harcamam ama öyle olsa bile diyor, hiçbir şey kalmıyor diyor benim için diyor ay sonunda. Belki diyor benim part-time bir iş bulmam gerekir. Bunu Tim söylüyor. Hani diyor ki, yani bütçe ile idare etme bir beceridir diyor. Ama mümkündür diyor. Bak bana diyor. Mesela ben
diyor kalabiliyorum, hayatımı sürdürebiliyorum, ikame edebiliyorum. Hatta diyor eğlenebiliyorum da diyor. Yani bir part time iş, bir burs olmadan bunu yapabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorsun diyor. E şimdi nasıl yapıyorsun diyen birine evet Helen cevap verecek ama Helen verdiği cevabı etkileyen ya zekice diyor ben de bir tane arayacağım, bakacağım. Ne bakacak? Bir şey bulmaya çalışacak. Demek ki Helen burada ondan bahsediyor. Ben sadece evde kalıyorum, TV izliyorum ve kedimle oynuyorum. E bir tane aradığı şey nedir? Ben diyor buluyorum diyor free, serbest aktiviteler buluyorum diyor. Öğrenci gazetesinde onlar gerçekten eğlenceli oluyor. Bu olur mu? Olur. Yani o ben de o zaman bir tane bulayım. Yani, eğlenme falan anlamında söylüyor. Bakalım. I don't really like cooking. Yemek, gerçekten yemek pişmeyi sevmiyorum diyor. Ama daha ucuzdur diyor. Ve dışarıda yemekten sakınıyor. Bir tane bulma dediği şeyin karşılığı yok. Zannetmiyorum ki senin diyor beni örnek alman gerektiğini zannetmiyorum diyor. Bir başka sınıf arkadaşına sor. E ben de bir tane bulayım. Zekice dediği kısım ne? İşte bu zekice bir şey mesela. Benim ablam diyor bana cep açıyor. Ya ben de bir tane abla bulayım. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani nasıl okuyorum? Sohbet. Karşılıklı konuşma. Bilmeli kelime veya detaylara takılıyor muyum? Hayır. Biz dersin başında ne dedik? Ya, kursun. Kitapların başında ne diyoruz? Dört konu var. Zaman, modal, pasif, bağlaç. Bağlacın içinde cümlecik var. Başka da konu yok İngilizce'de. Bunlarla ilgili bol pratik, bol analiz sana her türlü soruyu çözdürür. Yok komparatifler, yok gerundlar, yok infinitivler, yok bilmem present perfect kullanım alanları, yok past perfect kullanım alanları. Yani o teknik detaylarla boğulmuşsanız geçmiş olsun. Diyalog soruları bitti. Bundan sonra ne yapalım hocam? Geçelim mi zaman, kelime, edat, bağlaç? Bana kalırsa anlama dayalı çok önemli bir soru tipi daha var arkadaşlar. İki soru tipi. Bir, anlam bozan, bir de cümle tanımlama. Onları da çözdükten sonra grameri hızlıca çözebilirsiniz. Çok sona gelmeden paragrafa başlamak lazım. Çünkü paragraf ortalığı da çözülebilirse çok daha iyi olur. Onlara da bakacağız. İsterseniz sona doğru, yani daha doğrusu cümle tanımlama sorularına bakalım. Hemen devamında cengaverleri ne yapalım? Hemen devamında sizinle birlikte anlam bozan soru tiplerine de bakalım. Yani cümle tanımlama sorularını nasıl çözüyoruz? Onlara beraber bir bakalım istiyorum. Son sınavlarda çok önemli bir şey var. Hep söylüyorum. Bağlacı biliyor öğrenci ama soruyu çözemiyor. Neden? Çünkü bağlacı cümle içinde pratiğini yapmamış. Özellikle bağlaç çeviri notu diye bir notumuz var web sayfamızda. Ücretsiz PDF'lerde arkadaşlar. Mutlaka bakın istiyorum. Çok çok önemli. Orada bağlaç fiil pratiğinin ne kadar önemli olduğu ile ilgili. Zaten dedim ya iki yani bütün konular şeyin etrafında. Dört konu saydım ya zaman, modal, pasif, bağlaç dedim. Bunların da asıl ham maddesi fiildir. Fiil olmadan bunlar da işe yaramıyor. Yani grameri amaç edinmemeniz gerekiyor. Araç edinmeniz lazım. Burada çok işe yarıyor. Peki bunları çözersek ne işimize yarayacak? Fiilleri bağlaçları çiziyor olmanızdan dolayı zamanların tekrarı, bağlaçların tekrarı, hatta kısaltmaların tekrarı, kısaltmaların tekrarı ve anlamlandırma hepsi burada var. Pasif var, aktif var, modal var, cümlecik var, cümleciğin kısaltması var. Hepsi var. Bu arada örneğin diyelim ki biz hep şunu deriz. Bunu gördüğünüzde arkadaşlar neyi yapın? Onun kısaltmasını yapın. Yazın. Aktif olduğu için verb ing. Burada da bir kısaltma var. O zaman mesela burada da which is made diye bir kısaltma olabiliyor. Şunun için söylüyorum. Bu tür detaylar okumalarda öğrenilmesi lazım. Yani sizin artık burada buna bakmamanız gerekiyor. Bu kadar fiil, bu kadar bağlaç, bu kadar kısaltma tekrarını yaptıktan sonra sizce bağlaç soruları, zaman soruları daha iyi çözülmez mi? Tabii ki. Kaç soru? 8 soru. Yarısı
bağlacın ana cümlede olduğu, yarısı bağlacın seçeneklerde olduğu. Bağlaç ana cümlede ise daha kolay. En azından tek bağlaçla uğraşacağız. Ama seçeneklerde ise biraz daha zaman ayırmak lazım. En fazla 2 dakika. Çünkü 6 cümleyi okuyacaksınız. Zamandan eleme var mı? Biz hep deriz. Sınav okuduğunu anlama sınavı. Yok mu? Yok, görüyorsunuz. Hiç mi yok? Umudunuzu kesin arkadaşlar. Testleri çözmediniz mi? Testlerde illaki tabii ki belli yerlerde tek tük de olsa geçmiş soru tiplerinden ve atlatmak amaçlı biz onları yaptık. Ama genel itibariyle bunun üzerinde durduk mu? Hayır. Dedik ki okuduğunu anlama. Değerli arkadaşlar, cümle tamamlama sorusunda ana cümleyi iyi anlayıp fiili çizeceksiniz. Çünkü diyor yeri doldurulamaz dığında diğinde, yani zeminden yerden çıkarıldığı zaman yeri doldurulamaz. Yeri doldurulamayacak bir şey olması lazım. Burada bizim öznemiz var. Referans kelimelere çok önem verdik. Sayfamızda bir daha söylüyorum. Referans kelime notu var. Video anlatımlı. Yani gerekirse son bir hafta onlara da bakmakta fayda var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, dedik ki bu ne olamaz? Yeri doldurulamayacak bir özne. Mesela fosil yakıt yakma yeri doldurulamaz bir insanla yeri doldurulamaz bir şey değil. Bu da değildir. Ama 3 tane kaldı geriye. Petrol, evet, bunun yerini alabilir. Petrol mineral bir yağdır veya petrol diyebiliriz ki bulunur diyor yer altında, denizde. Çünkü ne, nasıl bağlayacağız? Çünkü yeri doldurulamaz. Değiştirilemez, doldurulamaz. Ama petrol ki dünyanın sınırlı sayıda, sınırlı ne derler? Sınırlı kaynağı olan petrol ismi nedir? Yenilenemez. Yeri doldurulamaz, yenilenemez kaynaktır. Neden? Çünkü yerden çıkarıldığı zaman yerine koyamıyorsun onu. Oldu mu? Oldu. Türkçe okuyorum. Baştan sona doğru okuyorum. Detay kelimelere bakmıyorum. Zamanları sadece yüzeysel çeviriyorum. Aktif pasife dikkat ediyorum. Anlam bakımından önemli ve soruyu çözüyorum. Şu kelimeyi gördüm, buna bak. Bu kelimeyi gördüm, buna bak. Ya Allah aşkına. Arkadaşlar, ana cümlede it zamiri var. Arkadaşlar, iti gördünüz mü? Petrole bakın. Tamam, baktık. 3 tane kaldı geriye. Yine okuyup anlamlandırmayacaksın. Arkadaşlar, zamandan da ayı eleyin. Ama elenmiyor. Yani neye bakacağınız çok önemli. Mantık, okuma, anlama. Kaldı ki siz zaten İngilizce öğretmeni ve bu alanda yetişecek olan cengaverlersiniz. Sizin zaten okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Ne diye gereksiz sınavda bir tane iki tane fazla net yapma uğruna kendinizi perişan ediyorsunuz veya diyelim ki riske atıyorsunuz. Çünkü okuma anlama demek öyle %2, 3, 5, 10'luk bir şey değil, %90'ı etkiliyor. Çok fazla zaman harcamayacaksın. Cümle tamamlamalarla ilgili bizim var bazı tekniklerimiz. Ben hepsinde tek tek buna uymuyorum. Tabii ki bunlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı detaylar da vardır. Ama dediğimiz gibi daha çok bağlacı ilgilendirir. Yarısı bağlacın ana cümlede olduğu, yarısı bağlacın seçeneklerde olduğu soru tipidir. Hızlı okumayı gerektirir. Bu şart. Bağlaç ve fiil çizilirse daha iyi anlaşılır. Zaman uyumundan elemeye güvenmeyin. Hep diyorum. En fazla 2 dakika. Detay çözümler var. Gerekirse nottan, kitaptan bakarsınız tekrardan arkadaşlar. Önemli. Yani bütün hepsini okuyarak zaman harcamayalım. Ama zamir, referans kelime olayı çok çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Mesela işte orada petrol vardı. Diğer tarafta diyelim ki it vardı. Bunun gibi. Bu tür detaylar bizim için önemlidir arkadaşlar. Lütfen onlara da ayrıca dikkat edelim cengaverler. Sırada ne var? Sırada bana kalırsa arkadaşlar hemen şeye bakmanızı tavsiye ediyorum. En sonda hızlıca şöyle anlam bozan soru tiplerine bakalım arkadaşlar. Bir tanesini buradan beraber çözelim. Anlam bozanlar ne kadar önemli? Arkadaşlar, kolay çözülebilecek aslında soru tipleridir. Bizim sadece dikkat edeceğimiz bazı detaylar var. İsterseniz nasıl çözüldüğüyle ilgili aslında ben size bir iki tane ipucu vereyim arkadaşlar. Ondan sonra bunu çözmeye başlayalım. Yani anlam bozan sorularda bazı detaylar var. 5 cümle
zaman uyumuna yine güvenmiyoruz. Hızlı okumalı. B5 cümlede de aynı konudan bahseder ama detayda farklılaşır. Bir örnek vereyim. 5 cümle örneğin diyelim ki sizin yaşadığınız şehrin tarihi ve sizin yaşadığınız şehirden bahsetsin. Ama 4'ü o şehrin yemek kültürü olsun, bir tanesi tarihi eserlerinden bahsetsin. 5 cümleden birini çıkarmak zorunda kalacaksınız ya, hangisini çıkarırsınız? Tarihi eserlerden bahseden kısmı çıkarırsınız. Bu mantıkla gitmek lazım. Yüzeysel çeviri yapmak lazım. Çok da fazla üzerinde durmamak lazım. Ne kadar düşünürsen o kadar kafa karışıklığı. Tabii madde sıralamaları var. Bunlara dikkat etmek lazım. İlk 1-2 cümlede çok durmuyoruz. Çünkü daha yeni paragraf anlamaya çalışıyoruz. Çok genel, çok özel. Yani çok genel 4 cümle vardır. Çok özel çıkar. Çok özel 4 cümle vardır. Genel olan çıkar. Paragrafta tek bir ana fikir. Hani 4 cümle şehrinizin yemek kültürünü anlatır ya. Bir tanesi tarihi. İyi de tarihi bağlayan başka cümle de yok. O yüzden söylüyorum. Burası çok önemli. Buna lütfen dikkat etmekte fayda var cengaverler. Evet, hemen geçelim bu tür sorularımıza. Bunu çözelim beraber arkadaşlar. Mantığına bakmış olalım. Şimdi yaratıcılık diyor. Şu anlama geliyor. Ben genellikle okurken cengaverler çiziyorum. Yani fiilleri çiziyorum. Şu anlama geliyor. Üretmek bir şeyler ki diyor. Hem but novel, hem yeni olan, hem de faydalı. Ama diyor, biz tasarlayabilir miyiz makineleri ki yaratıcı olan, yani yaratıcı olan ve yaratabilecek makineleri yaratabilir miyiz? Tasarlayabilir miyiz? Ya diyor, eşit oranda diyor, tartışma is the idea that şu fikir ki diyor, birisi sosyal olarak, duygusal olarak diyor, zeki makineler üretebilir. Ya tartışmalı bir şey. 1-2 birbirine bağlı mıdır? 1-2 birbirine bağlıdır. Tam olarak diyor, bunu anlatmak için diyor, daha doğrusu bu övgü ve bunu nitelikli hale getirmek için diyor, birisi diyor ilk okumalı ve duyguları bulmalı diyor. Yani bir başka kişi de ve makine de daha sonra diyor reach out to that person, o kişiye erişmeli veya ulaşmalı ki makineye düzgün bir şekilde. Demek istediği ne? Yani hani bir kişi bunu yapabilir mi, öğretebilir mi? Sosyal ve duygusal açıdan zeki makineler. Tabii ki bunu yapabilir. Bunu yapmanın da bazı yolları var. Bunu yapmalı, şunu yapmalı. Özetliyorum çünkü detay çeviri yaptığınızda kafa karışıklığı söz konusu olur. Sonra birçok insan hayal etmiştir diyor. Bir makine ki üretebilecek bir makine. Nedir? Mesela söylenen şeyi diyor, skripti yazabilecek bir makine. Geç aslında zaten şu an var. Yani bilgisayarda programlar var. Siz konuşuyorsunuz, konuştuğunuzu yazan şeyler var. Ama konumuz yani biz mi yoksa insanlar mı? Konu biz yapabilir miyiz? Şunu yapmak için şunu yapmalı diyoruz ya. Ama insanların hayalini kurduğu şey, bakın, genelde duygusu olan zeki sosyal makinelerden bahsediyor. Bu genel. Ama söylenen bir şeyi, söylenen bir skripti yazabilecek bir makine, o genelin içinde özel oldu. Bakın, bazı kelimeyi bilerek çevirmedim. %100 çeviri zaman kaybettirir. Ama fiili çizdiğimden dolayı, bağlacı gördüğümden dolayı zıtlıkları anlama, fiili çevirme, zamanı çevirme noktasında çok avantajlı oluyorum. Sonra duygusal olarak zeki, sosyal olarak nitelikli makineler diyor, ihtiyaç olacaktı diyor, to be more simply, çok daha kibar ama aynı zamanda nedir? Hassas da olmaları. Ödüllendirici ve hassas. Cevap çok net bir şekilde burada değişik. Hani rüyasını kurduğumuz makineyle ilgili devamında bir şey var mı? Ama sadece kelime bile baksanız dersiniz ki emotionally burada var, socially burada var. Bakın, sadece o referans kelimeler bile bizim için bir ipucu olabiliyor. Yüzeysel bakın lütfen. Yüzeysel bakın. Şimdi artık kelime sorusuna geçebilir miyiz? Zaman sorusuna, bağlar sorusuna geçin. Eda sorularına geçin. Kelimeyi ondan sonra hızlıca yapın. Yani isterseniz önce hemen hızlıca zaman sorularına bakalım. Ondan sonra arkadaşlar devamına geçin. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ki sizler bu kadar pratikten sonra onlara bakarsanız işiniz biraz daha kolay olur. Biraz daha rahat olur.
çözersiniz cengaverle. Kelime sorularını geçiyorum. Çünkü kelime, daha da kelimeye ihtiyacım olacak. Zaman soruları. Ya zaman soruları son zamanlarda sayısı 2'ye düştü, 3'e düştü. O kadar zamanlarla ilgili bir sorun yok aslında. Bunlarla ilgili bazı çözüm tekniklerimiz var. Zaman sorusu nasıl çözülür hemen bir bakalım. Zaman zarfı tabii ki varsa dikkat edeceğiz. Fiil bağlayıcı her zamanki gibi çiziyoruz. Cümleciklere dikkat etmek lazım. Kısaltmalar onlar, çünkü kısaltma olduğunda özellikle dikkat edin. Belki de o ne değildir? Geçmiş zaman değildir. O bir kısaltmadır. O anlamda zaman uyumundan ziyade anlam uyumu. En fazla 1 dakika. Var burada. Yani illaki net bir zaman zarfı olması gerekmiyor. Dikkat buyurun. Buralarda bazen geçmişe vurgu yapan kelimeler de vardır. Ancient, previously, currently, first, early, initially, classic, first gibi kelimeler. Aktif pasif yapı. Genel yargı olup olmadığına bakmak lazım. Kesinlikle. Ya üç soru arkadaşlar, çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama anlamca bakmak lazım. O ayrı bir şey cengaverler. Hemen sorumuza bakalım. Nasıl bir soru? Zaman sorusu. Zaman zarfı var mıdır? Zaman zarfı, ya ben biraz önce daha dedim. Mesela the moment, anda. Hangi anda? Bu bir zaman bağlacı olarak düşünün. İlk yıldızlar, ilk yıldızların doğması diyor. Doğması geçmişte olur. Ama zaman uyumu, işte zaman zarfı, bazı kelimelere bakarak, buna bakarak yanlış yapma ihtimali olur muydu? Dolayısıyla artık bir şey kalmadı. Cevap var mı? Bir dakika. 30 saniye. Sakın ötesine gitmeyin. Ama 2-3 tane böyle zaman sorusunu böyle çözebiliyorsunuz diye de sakın ha. Sakın ha, detaylı bakmayın bunu. Ya bu ya daha sonra detaylı bir şekilde çevirisine odaklanmayın. Anlama dair tabii ki tekniğe bakın ama yine de genel anlamına bakmakta fayda var. Paleontologlar düşünmek, küçük memelilerin ne olduğunu, dinozorların yok olmasına, hemen kısa bir bilgi, dinozorların yok olmasına sebep olma, hani yumurtalarını yiyerek diyor, yumurtalarını yiyerek yok olmasına sebep olma ihtimali geçmişte midir? Evet. Genelde bu ihtimal düşük müdür, yüksek midir? Tabii ki düşünme, adam düşünüyor, görmedik ki, bilmiyoruz. En düşük ihtimal olur. Peki paleontologlar bunu düşünürdü, sebep olmuş olabileceğine yiyerek. Ancak şu anda onlar düşünüyor ki memelilerin ortaya çıkışı diyor neyin etkisiydi? Dinozorların yok olması ve tükenmesinin etkisiydi. Mantıklı. Zaman zarfına bakarsak, buna bakarsak belki buraların hepsini present yapardık. Çevirdim yüzeyse. Geliyor. Bir model, bir zaman, bir tane de kısaltma sorusu. Kısaltma soruları için reduction notumuz var. Sınav öncesi bir defa mutlaka izleyin. Çok çok önemli. Orada bütün kısaltma türlerini anlatıyoruz. Kısaltma sorularını sadece Janet Infinitive diye sınırlayan not, hoca, kitap, kaynak, bunların kısaltmalardan haberi yok. Kısaltmalar birçok konuyu barındırıyor. Lütfen o nota mutlaka bakın. Burada ne var? Mesela çocuklar öğrenirler dili. Dil konuşan mı konuşulan mı? Bu tür bir kısaltmada dikkat buyurun. Biz diyoruz ki hemen mesela şöyle diyebilirsiniz. Which is spoken diyebilirsiniz. Evet. Which is spoken diyebilirsiniz. Bunun kısaltması ne olur? Tabii ki bunun kısaltması, bakın, spoken. Peki burada şöyle bir şey olsaydı, şahıs olsaydı, o zaman who speak diyecektik. Bunun kısaltması ne olacaktı? Bunun kısaltması speaking olacaktı. İyi de dil anca ve anca ne olur? Dil anca ve anca konuşulur. Zaman önemli değil. Fiilin şunca. Konuşan olsaydı burada, yani şu dilden, dil yerine şahıs olsaydı konuşan diyecektik.
O zaman da verb ing aktif kısaltma. Peki to'lar? To'lar amaç bildirir. Başka? Başka bir şey. Verb ing edattan sonra da gelir. Burada yok. To, make amaç bildiren yapılardır. Ya aktif ya pasif. Make için pasif fiilden sonra gelmesi lazım. Ya da amaç bildirmesi lazım. Ya da belli fiillerden sonra. Üçü de var mı? Yok. Being spoken şu anda konuşuluyor anlamı. İyi de. Bakın devamına. Lehçe. Lehçe ki kullanılan. Aynı mantık. Lehçe kullanılmaz. Kullanılır. Dolayısıyla bunu düşünseniz bu olmaz. Kısaltma soruları kolaydır. Çok üzerinde durulmaz ama reduction notuna mutlaka bakın arkadaşlar. Videosu da var sayfamızda. Lütfen bakın. Değerli arkadaşlar, şimdi mesela edat ve bağlaç sorularına geçelim. Edat soru sayısı da son zamanlarda arttı. Daha çok böyle teknikle çözebileceğiniz sorulardır. Mesela ne olur? Örneğin okuyacağız. Tabii ki okuyup anlamlandırdığımız zaman bizim için çok daha kolay olur. Bunlarla ilgili de var mı bir teknik? Arkadaşlar bütün sorularla ilgili bizim bir tekniğimiz var. Ama çok üzerinde durmuyoruz. Kısaca hızlı okuma tekniği diye düşünün bunu. Sağına soluna belki referans kelime vardır. Tamlama olma ihtimali, hani beraber kullanılan kelimeler var. Depend on gibi falan düşünün. Deyim olabilir, carry out gibi düşünün. Önemli olan tabii ki anlamca uyumasıdır. Eğer ki kalıbı bilmiyorsanız oraya dikkat etmek lazım. Detay çözümlerde de bazı kalıpları verdik. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledik arkadaşlar. İsterseniz hemen ne yapalım? Hemen sorumuza bakalım beraber. Mesela çok fazla araştırma gösteriyor ki neyi gösteriyor arkadaşlar? Mesela aslında özünde, merkezinde, o merkezinde özünde ifadesi aslında etle kullanılır. Mesela bu bir kalıp oldu. Alzheimer hastalığı diyor. Metabolik bir hastalık olabilir diyor. Ve bu bir düzensizlik. Yani tam kullanımında, biraz aslında fuyu olacak. Beyin tarafından tam kullanımındaki bir düzensizlik tarafından. Dolayısıyla cevap bu. Burası fuyu değil de full olacak arkadaşlar. Ve düşünün mesela yani sağına soluna bakarak evet bulunurdu. Mesela yaşla birlikte bu sorulsaydı yaşla birlikte diye çevirisini yapıp gidecekti. Düzensizlik bir kullanımda olur, bir alanda olur diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla hani çok yönlü ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Edatları bulabilirsiniz. Edatlar boşluğunun sağ solu çok üzerinde durmuyoruz. Var böyle bakabilirsiniz. Mesela diyelim ki burası için konuşalım arkadaşlar. Bir şeye kibar olma yani nazik olma to'dur. Ama medyada derken de in kullanıyorsunuz. Yine okumak lazım mı? Yine okumak lazım. Ben sınavın zor olduğunu düşünmüyorum. Sınavı zorlaştıran şey öğrenci arkadaşların az okuma yapmış olmaları, tekniğe çok bakmaları, detay çözümlere odaklanmaları. Ama sınava giriyorlar bir bakıyorlar ki o kadar da fazla ne yokmuş, o kadar da fazla üzerinde durulacak bir detay yokmuş arkadaşlar. Bağlaçları ne yapalım? Bağlaç soruları nasıl çözülür? Bağlaçlar sınavlarda çok sayıda var. Cümle tamamlamalarda bağlaç var, paragraflarda bağlaç var, bağlaç sorularında bağlaç var. Her yere bağlaç var. Ve bağlaç sorularının tabii ki eskiden isim alır, cümle alır, fiil alır bunlarla ilgili belki teknikler olduysa da şu anda artık o teknikler yok. Yani o teknikler çok işimize yaramıyor, onu söylüyorum. Son bir haftada hocam ne işimize yarayacak bunlar? Arkadaşlar anlatıyoruz ya, soruyu şöyle çözün, buna dikkat edin, buna odaklanın. Bağlaç soruları için şuna bakın, zamana buna bakın, bunlar işinize yarayacak. Nereden başlayacağınız konusunda işinize yarayacak. Bilinmedik kelimelere çok takılmamanız gerektiğini öğrendiğinizde bu da işinize yarayacak. Seçeneklere bağlaçlara göz atıyoruz. Cümlenin fiil bağlacının çizilmesi lazım özet için. Detay anlamdan ziyade yüzeysel anlam, zıtlık, sebep, şart, sonuç, ek bilgi, amaç gibi yani bunları aklınıza tutun mutlaka. Çünkü bağlaç sorusu okuyacağınız zaman bunlardan birisi olacak. Koordineli bağlaçla bir ipucu olabilir arkadaşlar. İyi bir çeviri gerektiriyor. Bunu söyleyelim. Detay çözümlerimiz de var arkadaşlar. Örneğin okuyarak anlamaya çalışın. Sebep, sonuç, şart, zıtlık, zaman, ek bilgi olup olmadığına bakmakta fayda var arkadaşlar.
Teknik açıdan bakılacak şeyler cümle mi alır, fiil mi alır, isim mi alır, koordineli bağlaç mıdır, noktalama işareti var mıdır, yok mudur, özel kullanımı no matter how gibi, what gibi, zıtlık, sebep, şart, ek bilgi, koordineli, yani bunlar önemli tabii ki, ama tabii ki en önemli olan şey bağlaçla ilgili arkadaşlar nedir? Anlama. Yani cümleyi anlayınca gerisi kendiliğinden geliyor. Sıfat cümleci veya isim cümleci sınavlarda bir iki soru genellikle bir bazen çok da önemli değil. Çok rahat çeviriden veya sizin şimdiye kadar yaptığınız sorulardan çözülür. Ama umarım bunlarla ilgili yüzlerce soru çözmemişsinizdir. Yani onu çözeceğinize anlama dayalı, çeviriye dayalı, okuma kelimeyi hatırlamaya dayalı şeyler yapmakta fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi siz de buna videoyu durdurup buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben tek tek okuyup çevirmek istemiyorum. Çünkü bizim sizinle bir an önce o sorular nasıl çözülür ona bir bakalım arkadaşlar. Mesela bakteri keşfedildiği 17. yüzyılda enfeksiyon hastalıkları düşünüldü, olduğu düşünüldü, kaynaklandığı düşünüldü. Değil mi? Kötü kokulardan, hastalıklı kokulardan kaynaklandığı düşünüldü. Bakteri yani keşfedilme. Bakteri keşfedilmeden önce muhtemelen bu böyle düşünülürdü. Çünkü bakteri keşfedilmişse bundan kaynaklandığı düşünülmez. Dolayısıyla bakteri keşfedilene kadar aynı anlama gelen bağlaçlar olabilir. The'ında, the'inde örneğin diyelim ki after, as soon as de olabilir. The için bu ikisi zaten aynı anlamda aynı anlama gelebilecek bağlaçları eriyoruz. Even if olsa bile yani şarttan da zaten if'lerde eğer ki pas varsa diğeri genellikle would olur ya o teknikten de olabilir. Ama genellikle bağlaç sorusu dendiği zaman koordineli bağlaçları diğerlerinde okuyup anlamlandırma bizim için esastır. Mesela kara borsada diyor fiyatlar binlerce dolar dolar diyor yani dolarlık fiyatlar diyor ödenir diyor ki aşırı bir şekilde nadir olan bir şeyler. Ki bu diyor nedir? Ki bu diyor yani tutkunları tarafından ne yapılan? Tutkunları tarafından araştırılan. Şimdi burada dikkat ederseniz ben şu kelimeyi çevirmedim. Yani Hyacinth Macaw ifadesi kim biliyor? Muhtemelen kimse bilmiyor. Şimdi sümbül Amerikan papağanı yani bir tür düşünün. Bunu o papağan için işte bu kadar para ödeniyor. Bu kelimeyi değil mi? Kim çalışmış olabilir? Kim görmüş olabilir? Ya ben yani milyonda bir ihtimal derim. Bu kadar kelime, bu kadar makale, bu kadar paragraf çalışılmasına rağmen kelime bilinmiyor. Ben de ne yaptım? Cümle yüzeyini yani yüzeysel anlamı çıkarmak için onu es geçtim. Çünkü bir daha hani sanki ben bunu bilerek anlatsam siz sınavda bilmediğinizde ne olacak? Önemli olan bilmediğiniz kelimeyi görmeden diğerlerine bakarak anlamlandırma. Sonra zaten biliyorsanız problem yok. Bilmiyorsanız ne yapacaksınız? İşte bilmeden yorumlamak. Ya bir şey kara borsada binlerce dolara satılıyor. Şimdi bu anlamdan yola çıktığımızda any olmaz. Hiç herhangi bir alakası yok. Ama bu olur, some olur. Enough yeteri kadar çok anlamlı değil. Ama bir kişi hani tutkunlar tarafından bu kadar para veriliyorsa onun diyor o tutkunları tarafından araştırılan bir şey. Fazla araştırma. Değil mi? Çok fazla sorguluyor, soruluyor, araştırılıyor. Dolayısıyla o zaman ne olur? Maç olur. Legal alakasız kalır. O zaman several da buraya uydu. Yani çeviri ve anlamdan çok rahat bir şekilde bunlardan çözebiliyor ki bu pardon sayı miktar bilinen soru tipinden bağlaç değil ama koordineli bağlaçlarda da var. Bunlar da benzer. O da aynı grup içinde. Öyle diyelim arkadaşlar. Yani kısacası bakın koordineli bağlaçları biliyorsunuz. Ya da diyelim ki kelimeyi bilme noktasında burada belki bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama buradaki sıkıntı ne? Yani bu detayı anlamlandırıp diğeriyle birleştirmek. Ya insanın duyması diyor işte bir yarasa ve köpeği birkaçlaştırma var. İnsanın duyması kulağı onlarınki kadar ne değildir? Hassas değildir demesi lazım. Çünkü not da burada o zaman e kadar diyecek. Değil mi? Ama insanoğlu diyor daha geniş alandaki sesleri duyarlar. Bitti. Anlamını biliyorsunuz bunların. Ama işe yarıyor mu? Yok. Mesela burayı anlamlandırma. Bunlar da çok sıkıntı yaşamazsınız. Ama bakın o kadar çeviri okuma anlamlandırma yaptıktan sonra burada siz iyi olursunuz. Burası da önemli bir detay. Şimdi artık kelimelere bakalım mı?
Tabii ki kelimeler arkadaşlar artık bakılabilir. Peki kelime sorularını nasıl çözeceğiz? Onlarla ilgili de hemen size kısaca bazı bilgiler vereyim arkadaşlar ve ondan sonra detaylarına tekrardan bakalım. Kelime soruları için bazı tabii ki kurallar vardır. Kelime türüne, yani sıfat mı istiyor, zarf mı istiyor, fiil mi istiyor sizden? Cümleyi okuyup fiil ve bağlacı çizin. Tamlama, bazen iki kelime yan yana tamlamadır. Yani of edatı olsa da olmasa da sıfat, fiil, iki isim olabiliyor, iki sıfat isim olabiliyor. Kelimeye özgü bazen edat vardır. Örneğin exposure, bakıyorsunuz to var devamında, exposure to. Association with olabiliyor. Cümle konu bütünlüğüne bakmakta fayda var arkadaşlar. Bu da önemli. Tabii ki olumlu olumsuz anlamda. Detay var mı? Ya var da sen cümleyi anlamlandıramadıktan sonra bu detayın bir anlamı da kalmıyor. Bu tekniğin bir anlamı da çok kalmıyor. O yüzden ben bunu açıyorum ama sizler okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim daha çok bakacağımız şey aslında tekrar ediyorum kesinlikle cengaverler okuma anlama boyutudur. Çeviri boyutudur. Evet arkadaşlar hemen şimdi bakalım. Mesela böyle bir soruda tamlama olabilir mi? Olabilir. Anlama bakacağız daha çok. Mesela Sherlock Holmes'un başarıları diyor ki önlü bir kurgusal dedektif hikayesi diyor. Nereden geliyor? Onun diyor dengeleme. Yani fiziki kanıtı diyor. Bir durum fiziki durumunu diyor. Ne ile? Çok daha zorlu subjektif bir gerçekle. Bunu diyor tek bir uyumlu yargılama muhakeme içine koymasıyla. İyi de bu dengeleme işini yapabilme neyi vardır? Dengeleme işini yapabilme kapasitesi, yeterliliği vardır. Ön yargısı, aldatması, direnci, adanma çok alakasız şeyler. Yani okuyunca özet yapıyorum. Yüzeysel çeviriyorum. Öyle arada kafamı kurcalayabilecek cümlenin anlamını genelde bozacak kısma da odaklanmıyorum. Sınavda yalnız başınızdasınız. Hoca yok, Google yok, sözlük yok, hiçbir şey yok. Siz bununla başa çıkacaksınız. Ve o tamlama buldunuz mu? Bitti. Kelime sorusu bu. Her biri için ayrı ayrı bir teknikte bazılarında mesela burası için diyelim. Yani burada ne var? Mesela diyor ki 1558'de Kraliçe 1. Mary İngiltere'nin diyor ikna edildi eşi tarafından ki yenilenen Fransa'yla yenilenen savaşa katılmaya. Ki bu diyor İspanya İngiltere için ne oldu? Felaket oldu. Anlamdan gidiyor. Çünkü yol açtık kayba. O yüzden felaket. Ya, referans kelimelerinin karşılığı da olabiliyor. Uyumlu, hassas, tahmin edilebilir gösterge olan şeyler alakasızdır. Kelime sorusu iyi bir okuma anlama çeviriden sonra yapılabilirse daha kolay, daha iyi olur. Hızlı okumak lazım. 1,5-2 dakika en fazla olur. Cengaverler hemen devamında şeye geçelim. Şu close testlere bir bakalım. Close testte bizim biraz önce anlattığımız kelime, edat, bağlaç, zaman soruları ile aynı formatta. Bu close testler için arkadaşlar farklı bir yöntem uygulamayacağız. Parçanın bütünlüğü önemli. Kesinlikle çevirisine odaklanmak lazım arkadaşlar. Ona bakacağız. Ve sizin bakacağınız en önemli detay da bu olmalıdır diyorum cengaverler. Çok da üzerine düşmeyeceğiz. Yani hani bunu ekstra açıklamaya gerek yok. Close test birer gramer sorusudur. Onun üzerine düşmeyeceğiz. Zaten notlarımızda tabii ki close test ile ilgili bazı detaylar var. Biz de anlatıyoruz. İsterseniz ona da hemen kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Hemen şuradan close test ile ilgili bazı detaylar. Gramer sorusu gözüyle bakılmalı. Her bir soru ayrı ayrı değerlendirilmeli. En sonunda okuyup genel olarak anlamlı olup olmadığına da bakmalıdır. En fazla 7 dakika ayırın diyoruz. Birer değil bir kelime sorusudur. Bağımsız çözebileceğiniz gibi paragraf bütüne bakarak da çözme mümkündür. Bir iki soru teknikten çözülebilir. Hani edatı vardır, zamanı vardır bütüne bakarak. Ya da edat boşluğun sağa sola ama genel olarak kelime olarak anlama bakmak lazım. Bu da önemli arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar diğer soru tiplerine. Cümle tanımlamayı çözdük sizinle. Şimdi eş anlamlı cümle, daha sonra paragrafa geçelim.
Sonra eş anlamlı cümle, sonra paragraf tamamlama sorusuna arkadaşlar bakacağız. Paragraf sorusu nasıl çözülür? İsterseniz arkadaşlar bir onlara bakalım. 29. sorudan itibaren paragraf sorularında bazı önemli detaylar vardır. Ben yüzeysel anlatacağım arkadaşlar. Sizler de lütfen odaklanın buna. Yani yüzeysel anlam bizim için önemli. Ben de onu anlatacağım değerli arkadaşlar. Şimdi çözüm yöntemleriyle ilgili paragrafla ilgili çok şey söyleyebiliriz. Paragraflarda önce soruları okuyoruz. Altını çiziyoruz. Seçenekli değil soruları. Paragraf 2'de fokunu birinde bağlaç fiil, ikincisinde çizilir, ikincisinde özet yapılır. Parça mutlaka bölünür. Fikirlere göre bölünür. Çünkü bölüm yerlerinden sınavda soru çıkar. Önemli. Üç tür seçenek karşımıza çıkar. Parçada hiç geçmeyen ifade. Bütün bir makaleden alınır paragraf. Yanlışlıklar da aslında sınavda sorulmayan paragrafın dışındaki kısımlardan seçilir. Parçada geçen aşırı uçtaki zarflara dikkat etmek lazım. Birazdan onları da vereceğim. Kitabımızda var. Ama parçada geçen bir ifadenin eş anlamlısı verilmişse o genellikle cevaptır. Çok da anlattık. Bunu durdurup sonra siz okuyun arkadaşlar. Süperlatif, komparatif önemli bir detay. Lütfen burayı, videoyu durdurup okuyun mutlaka. Aşırı uçtaki zarflar, videoyu durdurup mutlaka not alın. Bakın bunlar aşırı uçta geçen yerler genellikle yanlışlıklarda oluyor. Ve burası. Çok çok önemli. Üç tür soru gelir genellikle karşımıza. Bilgi sorusu. Bilgi sorusu demek parçada net geçiyor. Yazara göre, pasaja göre ifade ediliyor ki parçada, tartışılıyor ki ifade ediliyor ki, işaret ediyor ki yazar. Öyle hepsi tamamen senden bilgi sorusunu istiyor. Devam ediyoruz. İfade ediliyor ki açıkça, parçada açık net ki, yani hepsi farklı farklı kelimeler ama aynı şeye hizmet ediyor. İki, yorum sorusu. Bunlar zor. Yani parçayı iyi anlayacaksın, bir de söylenenden bir anlam çıkaracaksın. Bunun sorusu da şöyledir. Birisi anlar ki parçadan, birisi çıkarım yapabilir ki parçadan, birisi şu sonuca varabilir, çıkarım yapabilir, sonuca varabilir, yazar, sonuca varıyor ki. Parçadan biz anlıyoruz ki, öğreniyoruz ki, öğreniyoruz ki, çıkarım yap, hep infer, understood ve understand, imply ve conclude kelimeleridir. Dikkat edin. Implied, shown. Bir de ana fikir. Bu biraz daha kolay. Genel bir cümle seçiyoruz. Parçadan bunların bir de tehlikeli tarafı var. Bu tür sorularda mainly concerned with, largely mainly deals with dediği zaman bunlarda arkadaşlar parçadan geçen bir cümleyi yazar ve sen de parçada onu görürsün, doğru zannedersin. Halbuki o cümle belki paragrafın daha 5'te 1'ine denk geliyordur. Paragrafın 5'te 5'ine denk gelecek cümle lazım bize. O yüzden main, dikkat edin. Describe, emphasize, gives a general account of gibi ifade. Largely, mainly, deals with, mainly, concerned with yapılardır. Değerli arkadaşlar. Hemen buradan bakalım. Bakın bu direkt parçadaki kelimeyi soruyor. Başka. Bakın burada direkt bilgi. Perugia tek dikkat çekmedi diyor. Hırsız olarak diyor Mona Lisa. Resminin diyor. Hırsız olarak dikkat çekmedi. Çünkü sebebi alıp parçada geçiyor. Yazarın duruşu, tavrı parçada nettir. Ama tabii bizim anlattığımız gibi parçaya göre ifadeler vardır. Parçaya göre dediği parçada bunlar geçiyor. Ana amacı diyor. Main purpose of the order. Bakın. Genel. Bakın mesela parçaya göre. Bakın parça başlıca ne hakkında? Benim verdiğim kelimelere dikkat edin. Bakın. Bilgi net, bilgi başka. Diğeri başka. Başlık soruluyor. Dikkat edin. Genele bakmak lazım. Belli yerlerden böleceksiniz böyle paragrafı cengaverler. Bölmezseniz ben burada rastgele. Burada bir paragraf sorusu eksik çözmedim. Çünkü bizim zaten
Mesela hem kitabımızda hem sayfada 2019'un çözümleri falan da var arkadaşlar, detaylı. Onlara bakabilirsiniz. Yani full bir sınavın detayını nasıl çözülür oradan görebilirsiniz. Burada biraz daha kısa tuttuk. Paragrafı bölüp ona göre bakmak lazım. Aşırı uçtaki zarflara dikkat etmek lazım. No-not'lara dikkat etmek lazım. Komparatif süperlatif varsa dikkat etmek lazım. Bak bunlar çok çok önemli. Hep anlattığım detaylar buralarda bir şekilde geçiyor. Tabii ki cümlenin anlamı, paragrafın anlamı bilinmese olmuyor. Değil mi? Ama şu giriş kelimelerini de öğrenmekte fayda var değerli arkadaşlar. Sonraki nedir arkadaşlar? Sonra eş anlamlı cümle sorularına geçeceğiz. Diyaloglara baktık. Eş anlamlı cümle sorularına bakalım. Peki eş anlamlılarda neye bakacağız? Eş anlamlılarda işimize yarayan nedir? Çok mu önemlidir? Detayları ne olur? İsterseniz bir bakalım arkadaşlar. 49-53 arası bunlardır arkadaşlar ve bunları da tabii ki bilmek, öğrenmek lazım. Yüzeysel bir çeviri yapıyoruz. İşimize yaradığı kısmıyla bakıyoruz. Bunlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları var mıdır? Tabii ki mesela eş anlamlı cümle sorularında ne yapıyoruz? Ana cümleyi iyice okuyoruz. Fiil bağdaş varsa sıfat zarfı da çizin diyoruz bu sefer. İki türlü soru vardır. Anlamca eş anlamlı, yani orada bir kelime karşılığı değil. Burada kelimelerden ziyade genel anlama bakılır. Bir de kelime eş anlamlı sorar. O da aynı cümlenin sadece kelimelerini değiştirerek pasif demeyelim, kelimelerini değiştirerek verir. Sıfat yaparsa, şey aktif pasif farkını yapar, cümleyi ters çevirirse bu anlamca eş anlamlı demektir. Tabii ki o da yine eş anlamlı kelime de verebiliyor. Bu ikisi iç içe de olabilir. Ama ana cümleyi anlamadan olmaz. Okuyalım beraber bakalım. Mesela ben bazı ipuçlara bakacak mıyız? Tabii ki. Ben hemen örnek vereyim. Bir koza bakacağız. Bu ne eş anlamlısı olmadan. Yani bu olmadan diyor ki memeler diyor sıcak kanlı oldukları için diyor onlar vücut ısılarını mesela rahatlıkla aşağı yukarı aynı sıcakta tutabiliyor. No matter what, çevredeki sıcaklık ne olursa olsun. Örnek veriyorum. Mesela burada bakın eş anlamlısı regardless of olabilir. Olur mu? Olur. Regardless of. Yani bizim buralarda dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de budur arkadaşlar. Detay önemlidir buralarda. Detay önemlidir buralarda. Regardless of. Değil mi? Başka mesela bir cause'un yerine ne gelebilir? Since gelebilir mi? Gelir. As gelebilir mi? Gelir. İsim olarak ele alıp buraya bir cause of yapabilir mi? Yapabilir. Now that madem ki yapabilir mi? Yapabilir. Peki for bağlacı için yapabilir. Bunun yerine can ya da could yapabilir mi? Yapabilir. Belli başlı kelimeleri. Yani sonuçta eş anlamlısı soruyor. Mantıklı olan budur. Bakın. A şıkkında if var. Bakın. Olsa bile. Bakın burada hiçbir şey yok. Respective. Bu da olur. Regardless of. Ama since'in karşılığı yok. Bakın. If var. Regardless of var. Başka ne var? Since var. Cevap E deyip geçiyor muyuz? Cevap E diyeceksiniz ama okuyacaksınız. Çevredeki sıcaklığa bakmaksızın no matter what the surrounding temperature is, mammals manage to maintain. Bak, can could yazık, manage'ı unuttuk. Manage de var. Keep maintain. Approximately. Değil mi? Same zaten aynı. Zamirin yerine, tabi ismin yerine tabii ki zamiri kullanıyor. Sonuçta referans kelime. Böyle çözülür. 2 dakika zaman ayrılır. Yüzeysel çeviri yapılır. Çok da ekstra üzerine düşmek yok. Gerek yok arkadaşlar. Hemen neye bakıyoruz? Son soru tipine arkadaşlar. Paragraf tamamlama. Bunları da sona bırakmanızı tavsiye ediyorum. Paragraf tamamlama soruları hem paragraftır hem devamında arkadaşlar zaman alır. Yani seçenekler de olduğundan dolayı zaman alır. Böyle olduğu için de çok da fazla üzerinde durmuyoruz.
Yani en sona kalacak olanlar varsa bunlar kalsınlar. Kısası yok neredeyse. Ben böyle kısa olsun rahat sizinle beraber detaylı çözelim diyeceğim ama bakalım, bir tanesine çok fark etmiyor. Ama mesele ne olmasıdır? Mesela arkadaşlar, bunların anlamlandırılması, boşun sağında solunda falan ipucu arayacağız. Bunlar bizim için ipuçları varsa onlara bakacağız arkadaşlar. İpuçları üzerinden gideceğiz. Mesela çizgi gidiyor, ayıran bir ülkeyi diğerinden ayıran ismi, yani buna sınır denir. Bazen diyor bunlar diyor bir doğal görüntü ve doğal bir durumu takip eder. Örneğin diyor dağ aralığı veya diyelim ki bir nehir. Yani buna doğal olarak sınırı çiziyor. Diğer durumlarda diyor onlar ne düz bir çizgiyi takip eder diyor. Yani fiziki özelliğine bakmaksın. Bazen de bakıyorsun dağın yarısı bir ülkeye ait. Dağın yarısı bir ülkeye. Ancak diyor eğer ki bir çatışma varsa sınırlar diyor ağır bir şekilde diyor ne yapılabilir diyor? Kapatılabilir diyor. Ve bu genellikle diyor zordur diyor. To move from bir ülkeden bir ülkeye gitmek zordur. Burada however'ı yani destekleyecek ne olabilir? Muhtemelen hani ülkeler işte doğal olarak da ayrılabiliyor ya da belli düz bir çizgi de olabiliyor. Fiziki özelliklerine bakmaksızın yeryüzünün. Ama demek ki burada bir sıkıntı var. Sıkıntı olursa ne olur? Bakalım. En uzun savunması sınır. Çok alakasız teknik bir detaya gitti. Boşluğun sağ solu bunu anlatmıyor. Bu çok önemli. Boşluğun sağ solu bununla ilgili bir şey barındırıyor mu? Yok. Sadece sınır kelimesine bakmak yetiyor mu? Hayır. Politik önemli bir rol oynayabiliyor diyor sınırların oluşturulmasında. Örneğin diyor bir ülke diyor bağımsızlık, bir başkasından bağımsızlık isteyebilir. Konu siyasi değil burada. Doğal olarak ayrışma ve sıkıntı varsa ne yapılabilir? Mesela ancak bir sıkıntı varsa sınırlar diyor kapatılabilir. Mesela bazı ülkede duvar örüyor, tel örgüler bilmem neler. Ama öncesinde demek ki hani genellikle bir sıkıntı olmaz. Şey düz çizgi. Avrupa'nın ülkeleri genellikle böyle. Ama Orta Doğu'da işi görüyorsun farklı. O zaman demek ki burada aslında şey var. Yani genellikle sıkıntı olmuyor. Herhangi bir tel yok, duvar yok, bir şey yok. Ama çatışma varsa olabilir diyor. Ülkeler diyor yani eğer ki dostane ise sınırlar diyor biraz daha ne olabilir diyor. Çizgiden ziyade diyor harita üzerinde görünen bir çizgisi de yoktur diyor. Kolayca geçilebilir. Ama çatışma varsa sınırlar çizilidir. İşte diyelim ki ne yapılır? Engelleri konur falan. Oldu mu? Oldu. Artık devamına bakmaya gerek yok. Zaten zaman alıyor zor. Ne diye bakacaksın? Yani bunlarla ilgili çözüm yöntemi tekniği de var mıdır? Ya illaki vardır ama paragraf tamamlama sorularına ben derim ki bizim öğrenciler şeye odaklansınlar. Yani hızlı okumaya. Boşluk sonrası zamir. Öncesinde bir referans kelime var mı yok mu? Hızlı okuma. Zaman alır, dikkatli olun. En sona bırakın dediğimiz budur. Değerli arkadaşlar, size kısaca sınavla ilgili bir nereden başlayacağınızla ilgili bazı bilgiler verdik. Bazı tavsiyeler. Sınav öncesinde mutlaka bir yarım sayfa makale okuyun. Biz zaten sayfada paylaşacağız. Bir sayfalık makale okuyun. Son güne kadar geçmiş kelime okumalarınızı tekrarını yapın. Özellikle denemelerde çıkan kelimeleri tekrar edin. Bu videoyu bir iki defa izlemenizi tavsiye ediyorum. Bağlaçları mutlaka gözden geçirin. Sayfamızda okumalarda az ama sınavlarda çok çıkan bağlaç listesi var. Onu indirin, bir göz gezdirin. Arkadaşlar son güne kadar günlük 2 saatlik okumayı aksatmayın. Çok önemli. Ve en önemlisi arkadaşlar sakin bir kafayla girin. İyi bir uykuyla. Sınav öncesi mide rahatsızlığı olanlar mutlaka, bunlar da önemli çünkü sınav etkileyecek. Mide rahatsızlığı olanlar bir gün iki gün öncesinden mide koruyucu ilaçları mutlaka alsınlar. Odaklanma ile ilgili problemi varsa buna dikkat edin. Yani o gün yiyeceğiniz bir şey midenizi rahatsız edebilir. Suyunuzu eksik etmeyin. Sakin bir şekilde girin arkadaşlar. Herkese başarılar diliyoruz. Hak eden herkesin kazanması dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.